Sağ ol. Baba, ben izninle kaçsam artık. Yemeğini bitir, öyle git. Şey, benim sahnem... Hızlı hızlı ye bitir işte oğlum. Hı. Hadi hadi. Tamam. Ben de mi gelsem? Hı. Yavaş. O bir kere olur, otur oturduğun yerde. Abla, çiçeğini gördün mü? Eski doktorum yollamış Serdar. Biz de dedik kim bu dedik, hayırdır niye ki dedik çiçek yormuyor dedik. Yani artık ona gitmiyorum ya, gönlümü almak için herhalde öyle bir şey. Şey yaptım. Başka sorun var mıydı Gülnaz? Yok. Urfa'da olsa olay büyürdü. Tabii. Efendim? Yok, ben öyle kendi kendime olayı yorumluyorum. Sana söylemedim. Bu mevzuyu kapatalım. Çok özür diliyorum. O kadar haklısın ki abi, yani... Öfken tabii içini yakıyor. Ben... Haklısın, kolay değil. Kapatalım, bence de kapatalım. Ben çok doydum. Baba ben gideyim mi? Benim sahnem var çünkü. Kalk! Kalk git! Git şarkı söyle! Sen neden böyle bir tepki verdin? Böyle bağırdın? Anlamadım ki ben baba. Onun içi yanıyor oğlum. Kusuruna bakılmaz. Neyse ben de kalkayım. Nereye? İştah mı kaldı? Hepinize iyi akşamlar olsun. Hadi kusum, dikkat et. Hadi bay bay. Bay nakız. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle tabii abi. Güle güle abi. Kızdım sana. Biliyorum. Hani ne bu güvensiz hareketler? Kıskandım ben sen. Ne? Karımsın. Kıskandım. Ayıp mı? Ve küstün öyle mi? Küstüm. Allah'ım ya, bak ben güldüğüme bakma. Sen de benim güldüğüme bakma ama komik yani. Çiçek yüzünden bana surat asıyorsun. İnanmayıp sorular soruyorsun. Gülnaz da seni dolduruyor, o da ayrı. Ya aklım başımdan gitti işte Filiz, ne bileyim. Ya bırak Allah aşkına Zevzek Serdar'ı. Bir daha hayatta gitmem ben ona. Ya iyi, gitme gitme. Bu çiçek ne olacak? Ya onu mu soruyorsun hala? Onu sorarım hala. O kalp vizitiyle senin başucuna koyacağım çiçeği. Yarın yan komşulara yollarım şey diye, öyle hediye diye. Oldu mu? Tamam mı? Ay çok tatlısın. Ay çok alemsin.